Sesim geliyor değil mi? Sesim geliyor, geliyor mu acaba? Geliyor Hayat Hocam. Tamam. Ben müsaade ederseniz ilk önce sunumumla başlayayım. Daha sonra sunabiliyor herhalde. Evet. Tamam. Değerli arkadaşlar, öncelikle şimdi düşecek hocam. Geldi. Geldi değil mi? Türkiye Hastanesi Genel Müdürüyüm. İsmim Hayat Odabaşı. İşletme ve sosyoloji eğitimi aldım. Daha sonra da Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği bölümünde yüksek lisans yapmaktadır diye yazıyor. Aldanmayın, 3 sene önceki demek ki bu yaptım. O da bitmiş oldu. Ama bu arada Ömer Bey'de, Ömer Kurnaz'da tebrik ediyorum. Onun yolunda ben doktora isterdim ama işin açıkçası benim artık yaşım müsait, yaşım geçti. Aklıma çok geldi. Hatta arkadaşlarla paylaştığım noktada neler yapalım diye dedim ki arkadaşlar, ben iki konuyu atladım maalesef. Bir tanesi alternatif iki dil öğrendim ama İngilizceyi beceremedim. Üçüncüsü doktora yapamadım dedim. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir eksikliğimi anlatmakla değerli arkadaşlarımla şey yapmak istiyorum. İşin açıkçası otomotiv ve medya kuruluşlarında üst yöneticilik yaptıktan sonra 2004 yılından itibaren 16 senedir aynı yerde Türkiye Hastanesi'nde idari koordinatörlük ve daha genel müdür yardımcılığı ve daha sonra da genel müdürlük görevini ifa ediyorum. Bu arada tabii ki ben biraz da iletişim şapkam olduğundan dolayı iletişim üzerine ve sağlıkta iletişim üzerine çok duran bir kişiyim. Bu vesileyle de iki tane kitap yazdım. Birisi 6. baskısı olan 360 derece iletişim, diğeri de iletişim dünyamız diye iki tane de kitabım yayınlanmış, iki tane kitabım var. Tabii ki çalıştığınız ortam çok önemli. Birkaç tane ben de fotoğraftan bahsedeyim. Türkiye Hastanesi biliyorsunuz 1890 yılında yapılan ve o zamanın şartlarında hastane olarak yapılan bir hastane. Şimdi Ömer Bey BHT kliniği anlatırken ister istemez gülümsedim tabii. Ömer Bey dedi ki her şeyiyle en son teknoloji ve en son en önemlisi parantez içerisinde çok önemli, bu Ömer Bey'e anlayacaktır. En son yönetmeliklere göre, santimlere, bilimlere göre yapılmış bir hastane dedi. Ve eğer Ömer Bey en son yapılan teknolojiye göre hala 2 santimlerle, 3 santimlerle uğraşıyorsa biz şu anda arkadaşlar metrelerle uğraşıyoruz. Gerçekten çok zorlanıyoruz çünkü 1890'dan itibaren 125 senelik bir hastanesi. Sultan Abdülhamit Han Osmanlılar zamanında Bulgarlar için yaptığı bir hastane. İşte bu hastaneyi son aşamadaki Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatına uydurmaya ve burada çalışma yapmak üzereyiz. Ama fotoğraflardan da görüldüğü gibi şimdi böyle cam giydirmeli hastaneler diyorum ben. Böyle yüksek, ama bizimki de yatay hastanecilik konseptinde her tarafın yeşilliklerle oluştuğu ve 18 dönüm arazide sadece 12.500 metrekare toplam kapalı alan hizmet veren bir hastaneyiz. Dolayısıyla biz içeriden çok dışarıdayız. Doktorumuz da dışarıda, hastalarımız da dışarıda. Sırası gelen içeriye giriyor. Böyle bir sistem kurduk ve bu yatay hastaneciliğinde gerçekten biraz sonra belki konuya gireriz. Pandemi döneminde yatay hastaneciliğin ne kadar önemli olduğunu da bu vesileyle de görmüş olduk. Evet, yine bahçemizden bir fotoğraf paylaşmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, sağlık yöneticilerinin görev alacağı yerler ister devlet hastanesi, ister özel hastane, muhakkak surette hastaneler. Peki bu hastanelerdeki problem nedir, zorluklar nedir, kolaylıklar nedir? İlk önce zorluklardan bahsedelim isterseniz. Bir defa biraz önce de bahsedildi, çok farklı meslek erbabı var. Çok farklı meslek erbabı var ve biraz önce de çok güzel dinlediğimiz okur yazar olmayandan ilkokul mezunundan profesörüne kadar farklı mesleklerde ve farklı altyapısı olan insanlarla bir arada olmak zorundasınız. Mesela var, doktorlar var, hemşireler var, halk ilişkiler, teknik personel, bilgi işlem bölümü, yardımcı personel, temizlik personeli, güvenlik personeli, idari personel, reklam ve tanıtım, pazarlamacılar, yönetim ekibi, hastalar, tedarikçiler, denetçiler, yemek, kafeterya, otelcilik hizmetleri,
eskiden çok olan, şu anda da biraz azalan reprezantlar, yabancı hastalar ve tercümanlar olmak üzere çok farklı mesleklerde, çok farklı profillerde olan çoğu kimseyle birlikte olmak zorundasınız. Ve daha da önemlisi, bu çoklu yapıyı yönetmeye talip olan değerli gençlerimizsiniz. O yüzden işin zorluğu bir defa burada başlıyor. Ha, bilgi işlem müdürü olursunuz, halk ilişkilerde sorumlu olursunuz, tamam. Ama belli bir süre sonra kariyer planlamasında yukarıya doğru çıktığınız zaman bunun ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Ki en başta da yönetim aşamasında yönetmek zorunda olduğunuz, daha doğrusu senkronize etmek zorunda olduğunuz esas bizim baş müşterimiz olan doktorlar geliyor. Hatta sağlık sektörüne ben 2004'te geldiğim zaman pazarlama ve reklam tandası olan bir kişi olduğum için müşteriye çok önem veren bir insanım ben. Müşteriye ve müşteri memnuniyetine çok önem veren bir insanım ve ilk hastaneye başladığım zaman ilk prensibim şu oldu benim. Hatta hastanedekilere sordum. Sizin ilk birinci hedef müşteriniz kimdir diye sordum. Herkes hastadır dedi. Ben de geçmiş tecrübeme, pazarlama mantığıma dayanarak dedim ki, bence dedim sizin birinci, benim için birinci önceliğim hastalar değil, işin açıkçası çalışanlar, çalışanların da içerisinde ilk önce benim esas hedef kitlem doktorlar olacak dedim. Çünkü müşteri veya hasta bir kişidir ama bir doktor akşama kadar baktığı kaç kişiyle muhatap oluyorsa o kadar kişidir. Yani ilk önce çalışanlar ve doktorlar önemli. Tabii ki hemşirelerde ahde vefa ilkesiyle gerçekten hastalarla en fazla muhatap olan hemşirelerde önemli bir grup. Yardımcı sağlık personeli, hemşireciler ve bu arada hastaneye gelmiş, cebinden kaç lira parası çıkamayacak olan üzüntülü, sıkıntılı, ağrılı, uykusuz, endişeli, korku içerisinde ve çocuğu, eşi, annesi, babası rahatsız olan, hem onlara üzülen hem de acaba bunun faturası ne kadara çıkacak diyen, endişe içerisinde bekleyen hastalar ve hasta yakınları gerçekten olduğu bir kurumdan bahsediyoruz. Ve gerçekten en zor olan kimseler hastalar diyorum. Peki bu kadar insanı nasıl idare edeceğiz? Biraz önce sorulan bir soruya Ömer Bey benim vereceğim aynı cevabı verdi. En zor olan yönetimdeki en zor olan şey, en zorlayan konu ne dedikleri zaman ben de aynı cevabı verecektim. Gerçekten demek ki bu gerçekten sektörde en zor konu değerli arkadaşlar, insanlarla uğraşmak. Ve insanlarla uğraşmayı ben bir nebze daha ileriye söylüyorum. Farklı karakterdeki insanlarla uğraşmak diyorum. Çünkü benim iletişim yönüyle de buna ait anketlerim var. O 360 derece içerisinde farklı karakterdeki insanların farklı beklentilerini, yaşantılarını, her şeklini, davranış şekillerini incelediğim için insanlarla uğraşmak zor. Bir de farklı karakterdeki insanları bir arada tutmak ve onların bir hareketinizde farklı karakterdeki, farklı davranıştaki insanların beklentilerini yönetici olarak karşılamak gerçekten çok zor. O yüzden ben biraz da bugün Ömer Bey'in akademik sunumunun aksine biraz daha iletişim ağırlıklı, daha ağırlıklı bir yönüyle konuşma yapmış, sunum yapıp değerli arkadaşlarıma faydalı olmak istiyorum. Evet, burada en önemli konu biraz önce bahsettiğim gibi insanlar arasındaki karşılıklı ilişkiler, yani keçi muhabbeti. Çünkü yapılan bazı araştırmalarda yöneticilerin, hastane değil sadece bu, hastane daha da karmaşık ve kompleks olduğu için daha da zor. Bütün yöneticilerin en uğraştığı konuların başında maalesef insanların problemleri ve iletişim problemlerini çözmek gibi maalesef zamanımızı en fazla alan konular geliyor. O yüzden Erhan, yöneticiyle lider arasındaki farkı da iletişim yönüyle görüyorum. Zira yönetici işleri yöneten, işleri yürüten insandır diyorum. Lider ise bir basamak ilerisinde, lider ise ilişkileri işlerle beraber ilişkileri de yönetebilme becerisine sahip olan kimse diyorum. O yüzden yönetici ve liderlik arasında da böyle bir fark görüyorum. Bu yönüyle de
çok genel manada ve hastanemizde de geçirilen olan ve sosyolog olmam hasebiyle de Peter Drucker'dan bir örnek vermem gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu aslında sizin yönetici olmanızın veya ve çalışmanızın, çalışan olmanızın birinci alfabesini oluşturan bir konu. Zira Peter Drucker diyor ki, ben de bunu kitaplarımda savunuyorum, seminerlerimde savunuyorum. Peter Drucker diyor ki, sizin ailenizde, iş yerinizde, yöneticiliğinizde, başarılı olmanızda teknik konuların %20 payı var, iletişimin ise %80 payı var diyor. Bilmiyorum ne kadar katılıyorsunuz ama ben bunu 20 senedir savunan bir insanım. Gerçekten çalıştırdığımız insanlarla, yöneticilerle ve insanlarla olan iletişimdeki yöneticilik başarımızda teknik konular aslında %20'sini ve fakat başarıda en önemli konuyu da %80'ini, bu %70 olur, %60 olur ama en fazla kısmını iletişim konusu ortaya koyuyor. Bir insanlarla, yönettiğimiz insanlarla, beraber çalıştığımız insanlarla ne kadar iyi bir iletişim, başarılı bir iletişim kurarsak o kadar da başarılı oluyoruz. Ha, teknik konular bir hemşirenin hemşirelik nosyonuna sahip olmasıdır. Bir doktorun doktorluk becerisine sahip olmasıdır. Bir teknik personelin o teknik personele ait olan yetiye sahip olmasıdır. Bunlar zaten herkesin olması gereken konulardır. Biraz önce de aslında soracağınız sorunun bir tanesi de şöyle cevap vermek istiyorum ben. Aslında herkes başlangıçta muhatap olduğu veya talip olduğu kadronun teknik yönüyle aslında şey yapar. Karşılaşır ve insan kaynaklarının sorularına muhatap olur. Ama en önemli şey ileride bizim o kadroda, girdiğimiz kadroda kalıp kalmamamızı teknik yönümüzden çok çalışanlarla, yönetimle ve hastalarla iletişim yönümüz ortaya koyar. O yüzden iletişim üzerine gerçekten önemli olarak görüyorum. O yüzden değerli arkadaşlar, modern toplumlarda şu anda hastane yönetimi en güç yönetim alanlarından biri olarak sayılıyor. Çünkü bir endüstri mühendisi olabilirsiniz. Herhangi bir fabrikada yöneticilik yaparsınız. Zira bir mal vardır, stoklar vardır, mal vardır ve üretim süreci vardır. Ve sonunda da bir mal üretirsiniz. Yöneticiliği budur ama bir hastanede en azından 25 ila 40'a yakın branş, hepsi ayrı bir süreç. Bunlar içerisindeki biraz önce saydığım 20'ye yakın konu tamamıyla ayrı bir süreçtir ve bunların hepsini senkronize edebilmek çok önemlidir. Adeta 40 tane 50 tane varan bir alet çalınan bir orkestradan düzgün bir şeyler çıkarabilmek ve orayı oryant edebilmek gerçekten çok zor. Evet, o yüzden sağlık yöneticiliği çok bilinmeyenli bir denklemdir. Bir bilinmeyenli, iki bilinmeyenli, üç bilinmeyenli çözersiniz ama çok çok bilinmeyenli denklemi çözmek gerçekten çok zor. O yüzden bir hastane yöneticisinin, sağlık kurumları yöneticisinin teknik konulara hakim bir uzman, özellikle insan davranışlarını anlayan bir psikolog, iç ve dış ilişkileri yürütebilen bir diplomat, bu diplomatlık mevzuat ve denetimlerde çok işinize yarayacaktır. Eğer bu diplomatik ilişkileri kuramadığınız zaman o bir santimlik problem bir metre olabilir ve sizin belki de bazı hastanelerin, Ömer Bey hangisini kastettiğimizi anlayacaktır. Bazı hastanelerin 6 ay 1 sene boyunca her şeyi tamam olmasına rağmen beklemesine de vesile olacaktır. Bakın, bir kurum kuruyorsunuz, insanları alıyorsunuz, hastaneyi kuruyorsunuz ve milimlerden, santimlerden veya denetimlerden dolayı bir sene beklemek zorunda kalıyorsunuz ki gerçekten çok büyük fedakarlık isteyen konular bunlar. Bu arada tabii ki insan eylemlerini anlandıran bir filozof vari ve en önemlisi de toplumsal gelişmeleri değerlendiren bir sosyolog olmanız lazım. Ben bunlardan işte değerli arkadaşlar sadece işletmeyi bitirebildim ve sosyolojiyi bitirebildim. Onun haricindekileri bitiremedim ama sizler, Ömer Bey mesela diyelim ki bir iş hekim İK'yı bitirmiş ve daha sonra en baştaki iş güvenliği bölümünü bitirmiş. Sizler de bakın bu listeye, en hoşunuza giden hangisi varsa en az iki tanesini bitirmek zorundasınız. Tabii ki liderlik okulu yok. Liderlik tamamıyla sahadaki sizin vizyonunuzla, misyonunuzla, iş yapış şeklinde ilişkili olan bir konu. Aynı zamanda değişimi yönetebilen bir stratejist olmanızdan. Değerli arkadaşlar, insanlar yönetiliyor.
bakın. İnsan kaynakları, insanlar yönetilebiliyor bir şekliyle. Bir şekliyle finans yönetilebiliyor. Bir şekliyle üretim yönetilebiliyor. Bir şekliyle diğer süreçler yönetilebiliyor. Ama yönetilebilmesi en zor olan konu değişim yönetimi. Değişim yönetimi çok zor. Çünkü insanları değiştirmek çok zor. Farklı insanları aynı hedefe yönlendirip onlara ikna ederek değiştirebilmek çok çok daha zor. Aynı zamanda birer bürokrat, finans uzmanı ve insan kaynakları uzmanınız da olmanız gerekiyor veya en azından bunun temellerini almanız gerekiyor. O yüzden bir hastane yöneticisinde teknik becerilerin yanında iletişim becerileri, insan ilişkileri becerileri yanında analitik beceriler, karar verme becerileri, kurumsal becerilere sahip olunması gerekmektedir. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecekler ki ya biz sağlık yöneticisi olarak çıktık, bunların hepsini okuduk, bunların hepsine sahibiz derseniz yanılırsınız. İkinci grupta ya biz zaten iş arıyoruz kardeşim Hayati Bey, yani sizleri yöneticiler olarak bir yerden başlatın, biz iş arıyoruz, bırakın bunların lider olmayı, biz sadece bir yerde bir hastanede eklemek istiyoruz derseniz o arkadaşlarımız da yanılıyor. Çünkü o vizyonla da ileriye dönük olarak bir yönetici olmak mümkün değil. Evet, hastane yöneticisinin sorumlulukları çok fazla. Bazen düşünüyorum ben, bir tane bilgisayarım olsaydı, odama da gerek yok. Bir de koltuğum, yani oturacağım bir yer olsaydı, deskim olsaydı, bir tane de bir süreçten meşgul olsaydı, atıyorum gelen giden hesap yapsaydım, fatura girseydim veya bir şeyi takip etseydim, bir sürecin içerisinde bir kişi olmayı gerçekten çok arzu ederdim bazen. Hepsinden anlamak yerine bir şeyden anlardım, bilgisayarımı akşam atırdım, evime giderim, sabahleyin mesaime gelirdim, işte yemeğimi yerdim, çayımı içerdim, oh ne güzel hava, kar yağışını izlerdim, yağmur yağışını izlerdim. Ama maalesef yönetici olduğunuz zaman bunların hiçbirisini yapamıyorsunuz, zira en başta patronunuza karşı sorumlusunuz. Ben burada işveren diye yazdım ama en başta patronunuza karşı sorumlusunuz. Nihayetinde her ay sonunda vermek zorunda kaldığınız bir EBITDA veya ciro sorumluluğu var. Niye altta kaldın, niye zarar ettin, niye kâr ettirmedin şeklinde olan bir işverene karşı sorumluluk var. Daha önemlisi topluma karşı sosyal sorumluluk yapıyorsunuz. Bir sağlık sektörü topluma karşı sosyal sorumluluğun en üst düzeyde olduğu bir yer. Daha da önemlisi müşterilerinize karşı, yani hastalara karşı sorumlusunuz. Değerli arkadaşlar, size gelen müşteriler adı üzerinde hasta. Hasta psikolojisinde gelen hastalar. Bunlara karşı sorumluluğumuz var. En önemlisi işte 300 ila 800 kişi arasında değişen personele karşı, çalışanlara karşı sorumlusunuz. Onlara pohpohlayacaksınız, onlara kariyer hedefi vereceksiniz, onlara demoralize edecek konulardan uzak olacaksınız, onlara moral vereceksiniz, onlara liderlik yapacaksınız, onlara abilik yapacaksınız, onların halini hatırını soracaksınız. Dolayısıyla çalışanlara karşı sorumluluğunuz var. En önemlisi de bugünlerde özellikle belki en başa çıkan mevzuat ve yasalara karşı sorumluluk çok daha büyük bir hukuki sorumluluk, çok daha büyük bir problem oluşturdu. İşin açıkçası son 2-3 seneye kadar sadece insan kaynakları konusunda, iş hukuku konusunda işte bir şeyler oluyordu. Onda da genellikle problemler oluşabiliyordu ama şu anda malpraktislerden dolayı ve hele hele uluslararası sağlık turizmine de girmişseniz ki mecburen girmek zorundasınız, uluslararası yasalara ve bunlara karşı da muazzam sorumluluk içerisindesiniz. Ve diğeri de tabii ki sigorta kuruluşlarına karşı da mesulsünüz. Şimdi değerli arkadaşlar, okullarda okuduğumuz, sağlıklı okullarda okuduğumuz bir geleneksel bir hastanecilik yapısı var. Ben bunu işin açıkçası biraz değiştirmek istedim. Kendimize göre bir yönetim şekli olarak ortaya çıkardık ve Beykent Üniversitesi'nde yaptığım yüksek lisansta da butik hastane yönetimini ayrıca bir tez olarak ortaya koydum. Benim işin açıkçası diğer sağlık sektörlerindeki yönetim aşamalarına göre ağırlıklı alternatif bir hastane yönetimi olarak butik hastanecilik yönetimini, yani bunu başka bir dille pozitif hastanecilik de oluşturabiliriz. Yani hastasını tanıyan, personelini tanıyan, personelini dokunan ve en önemlisi de
butik hastanecilikte en önemli hedef olarak ilk önce hasta memnuniyeti değil, ilk önce çalışan memnuniyetini öne alan, hasta memnuniyetini de ikinci olarak alan ve bütün karlılığı ön planda tutmayan, karlılığı ön planda tutmayan diyorum. Yani bu karlı olmamak manasında değil, parayı ön planda tutmayan manasında söylüyorum. Operasyonel bir organizasyon, öz değerlerimize sahip olmak. Çünkü her kurumun bir değere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Bütün hastanelerin aynı değere, öz değere sahip olması mümkün değildir. BHT kliniğin kendine göre bir yoğurt yiyiş şekli vardır, misyonu vardır. Türkiye Hastanesi'nin kendine göre bir misyonu vardır. Diğer hastanelerin kendine göre bir misyonu vardır. İşte bu özde önde tutmaktır ve gelen bütün personeli de kuracağınız organizasyon yapısını da bu öz değerlere sahip oluşturmanız çok önemli. Çalışana önem vermek gerekiyor. Kısa vadeli finans analizleriyle, sektörü yakından takip ederek ve en önemlisi de takım ruhu oluşturarak bir yönetim tarzı sergilemeniz gerekiyor. Bu takım ruhu tabii ki her yöneticinin, her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyiş şekli vardır. Biraz önce ben not aldım, özellikle çok değer verdiğim bir insan kaynakları organizasyonu ve örgütü kurduğunu anlattı. Ben buna bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bu kadar farklılıktaki o alınan insanları o hastanenizin öz değerlerine, misyonuna sahip hale getirebilmek gerçekten çok önemli. Bakın şimdi Türkiye Hastanesi olarak biz bir taneyiz. Çok kolay, yönetilmesi de kolay derece kadar. Çünkü bir yerdesiniz, ulaşabiliyorsunuz. Ama bu zincir hastanelere dönüştüğü zaman, ikiye, üçe çıktığı zaman o kadar insanı kopyalayamaz. Kopyalayıp oraya gönderemezsiniz. Klonlaştıramazsınız. Oradaki Türkiye Hastanesi'nin misyonunu, değerlerini ikinci, üçüncü hastaneye götürmek zorundasınız. Şimdi şahsen böyle bir sağlıkta büyüme gibi bir hedefimiz için. Ve şu anda en büyük problemim herhangi bir hastane açmaktan çok acaba oraya nasıl bu takım ruhunu, aynı özdeğerleri götüreceğiz diye endişe içerisindeyim işin açıkçası. Ve olmazsa olmaz olan konu değerli arkadaşlar, pozitif hastanecilikte ve bütün hastanelikte açık iletişim diyorum. Ömer Bey de bunu açık kapı dedi. Aslında ikisi birbirini destekleyen konular. Açık ve net bir iletişim diyorum. Yani ne yaptığınızı ve ne yapacağınızı bütün personelle paylaşmak, sadece yönetimle değil, sadece doktorlarla değil, hemşiresiyle, temizlik personeliyle, güvenlik personeliyle herkesle paylaşmak lazım. Şahsen benim yaptığım bir standart uygulama vardır bu yönüyle. Her 3 ayda bir değerler, genel manadaki genel değerler belli olduktan sonra, analizler belli olduktan sonra, analitik çalışmalar belli olduktan sonra ilk önce bunu yönetimle ve daha sonra doktorlarla paylaşıyorum. Ondan sonra da bütün personeli grup grup toplayarak aynı paylaştığım konuları, yani biz neredeyiz, ne olacağız, nereye doğru gidiyoruz, neyi, ne yapmamız gerekiyor, onların da fikirlerini alarak arada aynı hedefe teksif etme yönüyle çok önemli bir konu, iletişim konusu. Ve tabii ki burada ilk önce çalışan memnuniyetini önde tutmak, daha sonra hasta memnuniyetini el tutmak ve bütün çalışanlarınızı büyük bir aile haline getirebilmek gerçekten çok önemli bir. Nasıl acaba? Büyütme nasıl? Ha, şu şekilde. Zaten bitmek üzereydi ama evet. Teşekkür ediyorum. Evet, çalışan tamam. Memnuniyet. Sunumlarınız net gözükmüyordu Hayati Hocam. Buyurun efendim. Sunumlarınız tam net gözükmüyordu. O yüzden arkadaşlar gelmiş olabilir yoksa. Evet. Ha, keşke önce söyleseydiniz. Evet. Zaten çok fazla okunacak bir şey yok. Çalışan memnuniyeti çok önemliydi. Daha sonra hasta memnuniyet diyorum. Bu arada 1-2-3 tane de ben yönetimle ilişkin, yönetimde başarıyla ilişkin 1-2 slaytı, en kritik olan slaytları paylaşıyorum. Arkadaşlar, en önemli konu çalışanların memnuniyet. Yani çalışanlara değer vermek, çalışanlara değer vermek. Kim olursa olsun, hastanede meydanda süpürgecilik yapandan en yukarıdaki insana kadar çalışanlara değer vermek. Çalışanlara değer vermek, sen değerlisin demekle maalesef olmuyor değerli arkadaşlar. Ayda yılda bir toplayıp benim için çok değerlisiniz arkadaşlar demek yetmiyor. O
çalışanlara dokunmak gerekiyor. O insanlarla en önemlisi empati göstermek gerekiyor. Empati. Hastaya empati, çalışana empati ve aynı zamanda bu da üçüncü sıradan çalışanlara ilgi göstermek gerekiyor. Aslında bu ilgide değer göstermenin en güzel yollarından bir tanesi. Bu da çalışana değer vermek, çalışana ilgi göstermenizde en güzel yolu odanız değil, sahada dolaşmak oluyor. Sahada dolaştığınız zaman, onu işini yaparken gördüğünüz zaman, o işini yaparken ki problemlerini, sorunlarını onunla beraber birlikte paylaştığınız zaman, onu dinlediğiniz zaman ve bunun sonucunda da onu anında yerine getirdiğiniz zaman göreceksiniz ki çalışanlar daha fazla bağlanıyorlar. O yüzden bizim Türkiye Hastanesi'nin ortalaması, dün insan kaynakları dedim ki arkadaşlar dedim ya bir şöyle çok fazla bizim hastanemiz 30 senelik. 20 sene ve üzerinde çalışan personele şirk verelim dedim. İnanır mısınız 50'ye yakın personel geldi. Doktorlar da dahil olmak üzere 20 sene ve üstünde en az 50'nin üzerinde personelimiz çalışıyor. Bu aslında hem sadık çalışanları ve buraya olan bağlılığı dile getiriyor ama aynı zamanda da bitirecekler değerli arkadaşlar. Bu sürenin çok fazla olması, çok süre zarfında burada çalışan olması da aynı zamanda değişimi yönetme konusunda da zorluğunuzla beraberinize getiriyor. Yani bir insana kalk diyemiyorsunuz, git diyemiyorsunuz kolay kolay. O insan diyor ki ben gençliğimi buraya verdim. Ben buraya ölmeye geldim diyor. Ben ölmeyi bekliyordum diyen arkadaşlarımız var burada. Dolayısıyla böyle bir bağlılığa sahip olan bir kimseyi de değiştirmeniz zor. Onun yerine bir kişi koymanız gerçekten çok zor. O yüzden bizim sektörümüz, sağlık sektörü o kadar çok zor olmasına rağmen çok önemli bir konusu var. Onu da bundan sonraki slide'da söyleyeyim. Hem çalışanlarınızın hem de hastanızın kalbini kırmamanız ve en önemlisi de bizim sektörümüz bu kadar zor olmasına rağmen en çok duayı da almayı icra eden o imkanı sağlayan bir sektör. Bunun içinde ne kadar şükretsek az. Çünkü buraya gelen biraz önce söylediğim ağrısı sızı olan insanlar. Onlardan Allah razı olsun dua almak için yani ellerini açıp dua etmesine gerek yok. Allah razı olsun teşekkür ederim demesi dahi bir duadır. En güzel alınabilecek duadır. O yüzden bizim sağlık yöneticiliği, sağlık çalışanı olmak dua almanın da en güzel yollarından ve en kısa yollarından bir tanesi olarak görüyorum. Ve sunum kısmı için sadece teşekkür ediyorum. Şimdi sorulara geçebiliriz. Hayat Hocam çok teşekkür ediyorum sunumlar için. Bunu tam ekranda... Evet, sorulara geçeceğim. Şimdi... Evet. Siz bizde tam ekransınız. Bir sıkıntı evet. Yok Hayat Hocam. Tabii siz az önce Ömer Hocam'a, Ömer abimize küçük bir espri yaptınız. Sizin zamanınız yani eskiden hastanede denetlemeler metrelerle, adımlarla ölçülüyordu. Şimdi dijital metrelerle ölçülüyor. Arada dağlar kadar fark var tabii. Hem öyle hem de BHT klinikle bizim hastanemizi kıyaslama açısından söyledim. Biz metreler uymuyor çünkü. Metreler uymuyor çünkü 120 sene önceymiş. Ama uydurabilmek mevzuat açısından çok zor. Aynı zamanda tabii ki eskiden insanlar metrelerle bu denetimi yapıyordu. Şimdi artık ellerinde lazer metreler var. Lazer metrelerle anında arkadaşlar bir yeni ek bina yaptık 2 sene önce. İnanır mısınız? Lazer metrelerle ölçülen ve 2 santim yüzünden duvarları yıktığımız 1 ay, 2 ay beklediğimiz zamanlar oldu. Sadece 1 ve 2 santim için. Kesinlikle. Hayat Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben sorulara geçeyim hızlıca. Bu arada siz sağlık... Özür dilerim. Tam ekran gözüküyor muyum ben? Evet gözüküyorsunuz. Tamam. Peki. O zaman... Buyurun soruları alabilirim. Siz sağlık sektöründe çalışmaya nasıl karar verdiniz? İşin açıkçası o konuda ben biraz şanslıydım veya şanssızdım. Çünkü İhlas Holding bünyesinde otomotiv sektöründe ve medya sektöründe yöneticilik yaptığım bir sırada rahmetli Enver Ören Bey bir gün çağırdı. Ne için çağırdı onu da bilemiyorum. Hangi özelliğinden dolayı onu da bilemiyorum. Hastaneye gideceksin dedi. Peki dedim. O yüzden o şekilde hastaneye başladım. Bu hem şanslı hem şanssızlıktı. Yani sağlık çalışanı olmayı ben emirvaki olarak veya kısmet olarak aldım. Ama aynı zamanda da
işin öyle bir sektörün içerisinde girdim ki, ben eskiden mesela reklam sektöründeydim, medya sektöründeydim, en zor sektörü olduğunu sanırdım. Ama sağlık sektörüne girdikten sonra sağlık sektörünün hepsinden daha zor olduğunu işin açıkçası gördüm. Şu ana kadar otomotiv sektörü, medya ve sağlık sektörü olarak 3 sektörde bulundum ve yöneticilik olarak da en zor sektörün gerçekten sağlık sektörü olduğu kanaatindeyim. Bunu da görmüş oldum ben. Kesinlikle. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Sorularım dağınık olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü Estağfurullah, buyurun. dağınık bir şekilde not aldık. Şimdi Sinem'in çok güzel bir sorusu var. Az önce hastane performans yönetim sisteminden bahsettiniz. Çalışma arkadaşlarımızın hastanede performanslarını değerlendirirken nasıl bir değerlendirme sistemini baz alıyorsunuz siz? Şimdi tabii ki çalışanın performansını ölçmek, denetlemek, değerlendirmek ve ona göre aksiyon planı yapmak gerçekten yöneticiliğin en zor olan konulardan bir tanesiydi. Eskiden bu performans değerlendirmesi çok birkaç tane maddeyle yapılıyordu. Burada gerçekten dijital hastaneciliğin öne çıktığı ve yalın hastaneciliğin öne çıktığı, performansın ve verimliliğin çok öne çıktığı son günlerde o biraz önce söylenen EBITDA yani karlılığı o safhalarda yapabilmenin en güzel yollarından bir tanesi doğru performans değerlendirmesi yapabilmek. Onun içinde KPI'ler, KPI dediğimiz bazı standartlar var. Her bölümün her hafta günlük, aylık ve yıllık olarak takip ettiğimiz değerleri var. Önceden verdiğimiz hedefler ve aldığımız sonuçlar var ve bunlara göre aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak değerlendiriyoruz ve o analitik sonuçlara ulaşamayanlara da her halükarda onlarla tekrar toplantı tertip ederek performans değerlendirmesini KPI'lara göre yapıyoruz. Performans değerlendirme kriterleri diyebileceğim kriterler var. Her bölümüne ayrı ayrı bunlar. Ayrı bir çalışmadır bu da. Hem kalite açısından hem de son zamanlarda özellikle son 1 aydır dijital hastanecilik ve dijital geleceğe bakış açısından Price Waterhouse diye bir uluslararası bir şirket var. Oradan danışmanlık alıyoruz şu anda ve onların gösterdiği KPI'ler ve dijital hastaneciliğe hazırlık yönüyle de bütün değerlerimizi tekrar yeniden gözden geçiriyoruz şu anda. 6 aydır başladık. Peki hocam sizin tabii çok güzel bir bahçeniz var. Yani hele yazın gerçekten de kuş sesleri arasında çay içmek farklı bir güzellik orada. Bir tarih de kokuyor orada. Şimdi hastane süreçlerinde az önce çok güzel söylediniz. 50 yıl, 20 yıla yakın çalışan personel, çalışma arkadaşlarınız var. İkili ilişkileri nasıl sağlıyorsunuz? Burada dengeleri korumak, disiplini korumak ve iş sürecini çünkü insan sağlığıyla hareket ediyoruz süreçlerde. Nasıl koruyorsunuz? Yönetim tarzınız nasıl? Biraz önce buna bir nebze bahsettim ben. Butik hastanecilik yani pozitif hastanecilik anlayışıyla davranıyorum. Yani insanlara değer vererek, açık ve net iletişim kurarak, onlara dokunarak ve sahada onların yanında olarak bunu mümkün mertebe sağlamaya çalışıyorum. Ama tabii ki %100 memnuniyeti, hasta memnuniyeti, çalışan memnuniyetini sağlamak. Mesela bizim en önemli hususiyetlerimizden bir tanesi İstanbul'un en önemli problemi hepimizin bileceği gibi trafiktir. Mesela bütün hemen hemen 13 tane servisimiz var bizim, çalışan servisimiz var. Yani herkese adeta kapılarının önünden veya evlerine en yakın olan yerden alarak sabahın köründe hastanemize getiriyoruz. Akşam da o trafikten toplu taşıma vasıtalarını kullanmadan onlara rahat bir yolculuk sağlamalar arasından çalışan personel servislerimiz var. Belki özel hastanelerden bildiğim kadarıyla birkaç iki tane hastanede vardır. Biz bunu sağlıyoruz mesela. Onun haricinde tabii ki yapmamız gereken, iş hukukuna göre yapmamız gereken konular vardır. Davranış şekilleri vardır. Bu işin açıkçası anlatılacak bir şey değil bu. Yaşanacak bir şey. Bir değer konusu bu. Bu değer konusu da tamamıyla bizim rahmetli kurucumuz Enver Öğren Bey'den aldığımız değerlerle ilişkin. İnsanların kalbini kırmadan, insanlara saygı göstererek, onlara değer vererek yapılması konu. Bu işin açıkçası söylemekten çok yaşanılması gereken bir konu ve öyle bir kurumda yapılması gereken bir konu. Alınması gereken adeta bir hava.
aura gibi bir şey bu. Hatta bunu stajyer... Hocam biliyorsunuz... Şöyle söyleyeyim. Siz devam edin hocam. Şöyle söyleyeyim. Bu o kadar ilginç bir şeydir ki ben bunu şöyle tanımlıyorum şey itibariyle. Akademik olarak gerçekten bunu anlatmak istemiyorum ama yaşamlar olarak herhangi bir kuruma, herhangi bir hastaneye girdiği iki türlü koku gelir. Ya sevgi saygı kokusu gelir veya para kokusu gelir. İşte para koktuğunuz zaman o insan, o çalışan, o hasta eyvah diyor. Ama siz para kokmadığınız zaman, sevgi, saygı koktuğunuz zaman bu daha başka türlü bir bağlılığa sebep oluyor. Bunu gerçekten böyle yazarak, söyleyerek, maddeleyerek söylemek mümkün değil. Bu tamamıyla en başta girdiğiniz güvenlik görevlisinden başlıyor bu koku, verdiğiniz algı diye ilk izlenim iletişim açısından. Oradaki bahçıvanın durumundan, hasta bankoya geldiğiniz zaman misafir hizmetlerindeki kasiyerler, halk ilişkiler, her şeyde, herkes de aynı, hemşiresine kadar, doktoruna kadar bu algıyı, bu izlenimi verdiğiniz zaman anında hastalarımız size tek başına bir madde halinde bir iyi, kötü, para kokuyor gibi bazı algıları da kendilerine oluşuyor. İşte bunu ekip çalışmasıyla yapabilirseniz sizin dijital pazarlamanızından tutun da müşteri bazına kadar varan hepsine de yansıyacak olumlu bir şey alıyorsunuz ve biliyorsunuz ben de reklam tandansı da olduğum için onu söylüyorum. En güzel reklam bir hastanın veya bir kimsenin verdiği referans kadar hiçbir reklam da olması mümkün değil. Şimdi Hayati Hocam siz OSAT'ta da görevlisiniz ve farklı çalışmalar da yapıyorsunuz. Şimdi sağlık yönetimini okuyan arkadaşlarımız 4 yıllık mezun olduğu için yani rakamsal olarak 2 ve 4 diye ayrım yapıyorlar. Mezun olduklarında direkt kendilerini böyle bir müdür yardımcısı olarak bekliyorlar. Ama yani bu arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Hangi algıyla hareket etmeleri gerekiyor? Çünkü üniversitedeki kendilerine aktarılan bilgi ve algı çok farklı. Hayata akışı ve yürüdüğü yol farklı. Evet, gerçekten çok sorulan ve aynı zamanda sağlık yönetimi bitiren arkadaşlarımızın en büyük problemi, bizim de cevaplamakta en zorlandığımız sorulardan bir tanesi. Ama ben burayı yine dilim döndüğünce yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, ilk önce farkınız olacak. Bir milim olsa dahi diğerlerinden bir farkınız olacak. Yani bir yere gittiğiniz zaman, herhangi bir yere stajyer bile olmak için gittiğiniz zaman bir farklılığınız olacak. Biraz önce Ömer Bey söyledi. Aynı şeyi ben de öyle cevaplamak istiyorum. Yani hangi kursa katılırsanız katılın. Bir emek ve zaman vermişseniz muhakkak surette hepsinin ileride lazım olacağı bir zaman vardır. Muhakkak surette bir farklı olun. Eğer iş bulamamışsanız o iş bulamadığınız zamanı muhakkak surette bir kursu bitirerek, bir eğitim alarak, bir programları bitirerek, bir panele iştirak ederek, bir dil öğrenerek, kitap okuyarak muhakkak surette bir farklılığınızı ortaya koyun ve farklılığınızı ortaya koyduktan sonra karşılaştığınız insanlara, yöneticilerde işe girmek için veya staja girmek istediğiniz kişiye bunları düzgün bir şekilde anlatabilmeniz lazım. Bakın benim sunumumda en önemli çıkan anahtar kelime hep iletişim, iletişim, iletişimdir. Dolayısıyla bir yere başvurduğunuz zaman insan kaynaklarına veya genel müdüre bir iş müracaatta bulunduğunuz zaman ben şahsen hem iletişim becerilerimde hem de genel müdür tabiyle işe alacağım veya almayacağım kişiyi kapıdan girdikten sonra ben bir dakika içerisinde teşhisimi koyabiliyorum değerli arkadaşlar. Nasıl ki bir doktor hastasına 1,5-2 dakika içerisinde teşhisini koyar ama 28 dakika ona bazı şeyler anlatırsa biz de aslında ben bunu işe alırım veya almam deme şeyi ilk bir dakikada. Bu nasıl oluyor? Kapıdan girdiğiniz şekil, giyiminiz, kuşamınız, auranız, enerjiniz, pozitifliğiniz, konuşmanız, prezentasyonunuz, el sıkışmanız, oturmanız, taktiğiniz işte o bir dakika içerisinde aslında size işe alınıyorsunuz veya alınmıyorsunuz. Ama ondan sonraki dakikalar çay, kahve, sohbet, ayıp olmasın muhabbetiyle devam eden konular. O yüzden lütfen işe giremiyorsanız ilk önce hatayı kendinizde arayın.
Peki kendinizi arayın demeyi biraz daha açmak istiyorum. İlk önce kendinizi, işe kendinizi tanımakla başlayın. Biraz önce saydım. 30-40 tane bölüm var bir hastanede. O bölümlerin hepsini yapmanız mümkün değil. O zaman en size uygun olan bir yerden başlamanız lazım. Eğer iletişim ve güzel insanları dinleme, empatinize güveniyorsanız halk ilişkileri bölümünden başlayın. Eğer analitik zekanıza güveniyorsanız satın alma bölümünden başlayın. Eğer matematiksel zekanıza güveniyorsanız medikal muhasebelerden veya muhasebe bölümünden, kalite bölümünden başlayın. Diliniz, dil şeyiniz varsa, bir iki dil biliyorsanız, önemli diller biliyorsanız İngilizcenin dışında uluslararası sağlık turizminden başlayın. Bir yerlerden başlamanız lazım. Bir yerlerden başlamanız lazım ama her yerden uygun değil. Bu adeta benim çok eski zamanlarda birisini almak istediğiniz zaman ne iş yaparsın? Ben her işi yaparım diyen kimselerin durumuna düşmemek lazım. Değerli arkadaşlar, şu anda hiç kimse her işi yapamıyor. Ben de dahil olmak üzere. Hiçbirimiz her işi yapamıyoruz. O yüzden ilk önce bu işe kendinizi tanımakla kendinizi tanımakla maksadım benim istidatlarım neler? SWOT analizi yapın. Adeta bir kurumlara yaptığımız SWOT analizi. Yani güçlü, zayıf yanlarınız, fırsatlarınız gibi onları bir listeleyin lütfen. Mesela ben şu anda bu yaşıma rağmen, bu yöneticilere rağmen ben analitik zekam, yani muhasebe, finans bölümleriyle uğraşmak istemem. Sonra orada olmak istemem. İkincisi, satın alma bölümünü hayatta hiç yapamam. Bunları yapamayacağım konular. Ama halk iletişim yönü kuvvetli olduğu için hasta ilişkileri bölümünü yaparım diye düşünüyorum. Dolayısıyla ilk önce yapacağınız ve yapamayacağınız bölümleri ortaya koyun ve özellikle onun üzerine şu departmanda çalışmak istiyorum diyerek gidin. Ve o departmanda çalışmak istiyorsanız onun da altını doldurun. Gittiğiniz kurslarla, okuduğunuz kitaplarla, staj yaptığınız yerle de onun da altını doldurmanız lazım. Ve bir yerden başlayın lütfen. Bir yerden başlayın. Şimdi kesinlikle buna benzer hastane, buna benzer bir proje geliştirdik şimdi biz. 6 ay öncesinde dedim ki ya bizim sağlık yönetimi mezunlarından böyle gerçekten çok değerli arkadaşlarımız, öğrencilerimiz oluyor dedik. Ve onlara 4 kişiyle başladık şimdi. Bunlara hiçbir görev vermeden sadece kendilerini yetiştirsinler diye sistem analisti diye bir şey açtık 4 kişiye. Sistem analisti. Yani bu sistem analistlerini 6 aydır başlattık ve bütün bölümleri gezdiriyoruz şimdi. Ve şimdi o sistem analistlerini en uygun oldukları yerlere götürerek ileriye dönük birer yönetici adayı olması yönüyle de bunları yetiştiriyoruz şimdi. Mesela ben 4 kişiyle başlayabildim ancak. 4 kişi bittikten sonra bir 4 kişi daha alacağız. Aslında bütün hastanelerimiz illa bir yerde çalıştırmak değil, onların durumlarını ortaya koymak, analiz etmek için bazı sağlık yöneticilerine veya endüstri mühendislerine de ben o şeye kapsıyorum yönetici olarak. Onlarla birlikte başlarsak bu gençlerimize de kariyer fırsatları vermiş olacağız diye düşünüyorum. Kesinlikle Hayat Hocam. Son 15 dakikamız. Ben zamanı daha efektif kullanmam lazım. Şimdi iş süreçleriniz biliyorsunuz çok uzun. Bir iş sürecinizi nasıl planlıyorsunuz? Bu stili, yani burada hastane yönetiminde sizin stiliniz nasıl? Burada nasıl birbirine entegre sağlayabiliyorsunuz? Değerli arkadaşlar, öncelikle hayattaki en önemli başarılardan bir tanesi de zamanı yönetebilme becerisidir. Eğer zamanınızı yönetemiyorsanız piyasada özellikle sağlık kurumlarında o kadar çok zaman hırsızları var ki, inanır mısınız? Hakan Bey, iyi günler diliyorum bu arada. O kadar zaman hırsızları var ki, biraz önce Ömer Bey'in söylediği açık kapı, benim söylediğim açık iletişim konularını bunlarla kurmak lazım. Yani her önüne gelen kimseyi, tabii ki önüne gelenden kastım, lütfen yanlış anlaşılmasınız, herkesin bir derdi, problemi vardır. Ama o dertleri ve problemi yönetici tasnifleştiremese, yani ehem mi mühim mi tercih etmese, eski tabirle ehem nedir, mühim nedir, mühim olmayan nedir, bunlara, o işleri planlayamazsa bir yönetici akşama kadar inanır mısınız
yılkı çıkar. Ama sonuçta elde ettiği başarı, hastanenin öbür tarafında mevzuat gelmiştir, meşkin önemli bir problem vardır, hastanenin o branşı kapatılmak üzeredir, mühür vurulmak üzeredir veya başka yerde finansal tablolar kötüdür. Siz oralara bakmak yerine gidip de bir hiç alakası olmayan, katma değeri olmayan bir konuyla akşama kadar uğraşırsanız, o zaman hem kendinize yönetici olarak yazık etmiş olursunuz, hem de yöneticilik yaptığınız kuruma karşı yazık etmiş olursunuz. O yüzden genel manada bu zaman planlamasını üzerine çok duruyorum. Muhakkak sürekli sabahleyin gelip bir defa bir ay, yıllık planınız olması lazım. Ben hangi önemli günlerde neler yapacağım? Aylık planınız olması lazım. Haftalık planınız olması lazım. Bir de günlük planınız olması lazım. O günlük plan belli olmaz. Bu haftalık plandan belli olur. Bir gün önceden muhakkak surette planınız bellidir. Hatta çok önemli değerli arkadaşlar, o günkü bir gün öncesinde yapacağınız faaliyetlere göre giyiminizi, kuşamınızı bile ayarlamanız lazım. Ne giyeceksiniz? Yemeği ne zaman yiyeceksiniz? Toplantı planınız nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Bunlara uymadığınız takdirde siz sahaya değil, saha size hakim olur ve sahanın içerisinde adeta kaybolursunuz. Ben şuna benzetiyorum. İtfaiyeciye benzetiyorum. İtfaiyeci yöneticiler vardır böyle. Nedir itfaiyeci yönetici? Elinde hortum veya su hortumu veya yangın söndürme aleti. Çok vardır çevremizde. Yangın söndürme aleti, nereden feryat gelirse oraya gider, orayı söndürür. Nereden yangın var denen yer varsa gider orayı söndürür. Ama bankada yanabilir, küçük bir ot da yanabilir, başka bir yerde yanabilir. Buradaki önceliği işte o itfaiyeci pozisyonunda olmaması lazım. Nerede, hangi yangının olabileceğini dumanından yönetici anlaması ve ona göre bir planlama yapması gerekiyor. İkincisi vereceğim örnekte şu var. Bir orman düşünün değerli arkadaşlar. Bir orman düşünün. Hastanelerde orman gibi, yani o kadar çok karmaşık matrix içerisinde. Siz ormanın içerisine girebilirsiniz. Yani hastanenin içerisine girebilirsiniz. Ve akşama kadar o hastanenin içerisinde kaybolursunuz. Kaybolursunuz. Ve sadece teker teker ağaçları görürsünüz. Ormanı göremezsiniz. O yüzden yöneticinin zaman zaman ormanın içerisinde yukarıya doğru kuş bakışı, helikopter gibi çıkması lazım ve komple ormanı görmesi lazım. Ormanda yangın var mı? Evet. Duman tüten var mı? Efendim ne diyeyim artık, kurtlar saldırıyor mu? Çakallar geliyor mu? Buna ait bütün hepsini de bilmek lazım ve en önemlisi İstanbul ormanını da görmek lazım. Diğer sektör ne yapıyor? Onlar neler yapıyor? Yoksa ormanın içerisinde kaybolursunuz. Sadece ağaçlardan kimseyi göremezsiniz. Tek ağaçları görürsünüz. Bir ağacı görmekle bir ormanı görmek arasındaki farktır bir yönetici. Evet. Hayati Hocam, özür dilerim. Sizden 2 dakika izin isteyeceğim. Çünkü Ömer Hocamız ayrılacak. Bir başka toplantıya katılacak. Evet. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Sağ olun. Hayat Hocam, ağzınıza sağlık, bilgilerinize sağlık. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. 3 saat sonra bir toplantı trafiğim var. Sadece bir teşekkürüm olacak. Başta Metin Bey olmak üzere tüm konuşmacılara, katılımcı herkese çok teşekkür ederim. Yoğun bir emek, genç arkadaşların önünü açmak için bence çok büyük bir vesile. Umut ediyorum ki bunun serileri olur. Katılımlar daha muhtemelen belki 3-5 ay kalmaz. Biz kendi içimizde, binalar içerisinde yüz yüze bu toplantıları ve organizasyonları yaparız. Biz sonsuz destekçisi olacağız. Metin Bey başta olmak üzere tüm ekibe, biz ne istiyorsa, mekan, yeme, içme, bilgi, ne varsa her şeyimizi biz açarız. Hiçbir zaman sıkıntı yok. Bu arada şeyi de teşekkür edeyim. Ben sunumumu yapmıştım aslında ama sunumda birkaç değişiklik konusunda bizim genç arkadaşlar biraz müdahale etmişti. Başta asistanım Kader'e, finans arkadaşımız Merve'ye ve iş analistim Mert'e çok teşekkür ederim. Onların yaşları ortalama 23-24'tür. Ekip çok genç. Umut ediyorum ki bu genç arkadaşlarla daha iyi noktalara geleceğiz. Ağzınıza, bilginize sağlık. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Teşekkür ederiz. Hayat Hocam, teşekkür ederim izin verdiğiniz için. Hocam, şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz
Hastane yönetim süreçlerinde, bu soruyu Ömer Bey'e de sordum ben. Hastane yönetim süreçlerinde 10 yıl önceki stratejiydi departmanlarla, şimdiki departmanlar çok farklı. Ve bu departmanları sizler genel müdür olarak bir entegre içinde çalıştırmanız gerekiyor. Uyum sağlanması gerekiyor. Bazen bu arkadaşlar arasında negatif elektrikler de çıkabiliyor. Bunu nasıl çözebiliyoruz? Bu sıkıntılı süreçlerde neler yapıyorsunuz? İşte bu yöneticiliğin en zor olan kısmı. Hani biraz önce söyledim ya, yönetici işleri yürüten, lider ise ilişkileri yöneten demiştim. Aslında bir derece kadar yöneticilikten bir level daha yukarıya çıkıp lider pozisyonuna gelmeniz lazım. Çünkü liderlik demek ilişkileri de yönetebilmek. Ve kurum içi iletişim şu anda benim de seminerlerde verdiğim en zor konulardan bir tanesi. Kurum içi iletişimi sağlayabilmek en zor olan konulardan. Çünkü adeta birimler hem fazlalaştı hem de aynı zamanda çevrelerine sınır koyuyoruz ama yetki sınırı. Onlar bazen direk dikiyorlar, bazen telli çitler örüyorlar, bazen jiletli teller örüyorlar. Yani kendi bölümlerine kimseyi almamak ve kimseyi karıştırmamak. Oysa hastanede, özellikle matrix yapılanmadaki hastanede herkesin birbiriyle çok rahat bir şekilde iletişim kurabilmesi lazım. Yatay dikey iletişim kurabilmesi lazım. Çünkü eski yönetim sistemlerinde ve organizasyonel yapılanmalarda dikey iletişim, dikey organizasyonel yapı vardı. Ama şu anda özellikle hastanelerde tamamen yatay bir organizasyon var. Yani eskiden o ona arz eder, o ona arz eder, o ona arz eder, o ona emreder, o ona emreder, o ona emrederdi. Yani bir şeyin oluşması mümkün değil. Hastanecilik sektöründe bunun olması mümkün değil. O zaman herkesin birleşebildiği, herkesin birbirleriyle iletişim kurabildiği bir yapıda takdir ederiz ki o derecede iletişim problemleri ortaya çıkıyor. İşte iletişim problemlerini kurumlar arası ve bireyler arası iletişim problemlerini çözebilmek çok iyi bir beceri gerekiyor. O zaman işte empati, değer vermek, dinlemek meselelere çok öne geçiyor. Çok açık söyleyeyim, biraz önce yine söylediğim gibi değerli arkadaşlarım, şu anda bir işe, bir hastaneye işe girmekten çok en zor olan işe girmek değil, girdiğiniz işte devamlılık ve kalabilmek daha zor. İşte bu da sizin iletişim becerinizle ilişki olan konu. Hani sosyolog Peter Drucker'ın demiştim ya, başarıda teknik konular %20, iletişim becerileri %80 demiştim. O yüzden yönetici veya lider bakar, bir bakar, iki bakar, üç bakar, dördüncüsünde teşekkür ediyorum der. Teşekkür eder. İki türlü teşekkür vardır kurumlarda. Evet. Birincisi gerçekten teşekkür etmekten, ikincisi de hadi güle güle diyerek teşekkür etmektir. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Yani bir işe girdiğiniz zaman da işe girdim diyemezsiniz. Kavramı kazanmaya benzemez bu özel sektörde. Bugün varsınız, yarın yokuz. Hepimiz için geçerli olan bir konudur. O yüzden iletişim, iletişim, iletişim diyorum ben yine tekrar. Peki Hayati Hocam, biliyorsunuz genç arkadaşlar yolun başında, tabiri caizse genel müdürlük olmak istiyorlar ve bu yolda yürürken de tabiri caizse hayatlarından fedakarlık yapacakları noktalar var ya da feragat etmeleri gerekenler var. Bu yolda nelerde fedakarlık yapmalılar ya da siz ne konuda fedakarlık yaptınız hayatınızda? Şöyle söyleyeyim. Sağlık sektörüne çok ileri yaşlarda, yani 40'lı yaşlarda girdim. Şu anda 20 sene olduğuna göre demek ki yaşım meydana çıkıyor. Hatta onun da üzerindeyim. 62-63 yaşındayım şey itibariyle. Çok açık söyleyeyim. Gerek ikinci üniversiteyi, gerekse sağlık yüksek lisansını ben 55'inden sonra yaptım. 50 yaşımdan sonra yaptım. Bu çok büyük bir fedakarlıktı benim için. Şu anda eğer gözüm bir kaçsa, gözüm yese diyorum, doktoraya başlayacağım ama o kadar da gözüm yemiyor artık şey itibariyle. Dolayısıyla bu benim 50 yaşından sonra yaptığım fedakarlığı lütfen de çok genç arkadaşlarımız 20'si ile 30'u arasında bu işi bitirmeleri lazım. Hadi 35'e kadar en fazla. En fazla 30 yaşına kadar bu işi bitirmeleri lazım. 30 yaşından sonra da hem çalışarak çalışırken doktoralarını yapmak zorundalar. Hele hele pandemi gibi herkesin evde olduğu bir dönemde bu işleri yapmamak gerçekten çok zor. Düşünebiliyor musunuz? Çok zorlu zamanlarda hem hastanedeki mesainizi yapıyorsunuz, onun sonra da akşam
öğretime gidiyorsunuz, eğitime öğretime gidiyorsunuz, imtihanlara gidiyorsunuz. Bu olacak iş değil ama şu tabiri bir hoş görün lütfen, çivi çiviyi söküyor değerli arkadaşlar. Çivi çiviyi söküyor. Yani en zor zamanınızda başka bir zorlukta onu söküyor ve o zaman bütün zorluklar kolay olabiliyor. Benim tabii ki bu faaliyetlerden önce ne yapacağınız konusunda da, hangi yola girmeniz konusunda da, hangi okulu okumak, hangi iş yerine girmek, hangi sektöre girmek, hangi müracaatta bulunmanız konusunda da benim çok üzerinde durduğum bir konu var. O da danışmak, danışmak, danışmak. Yani eskilerin tabiriyle istişare etmek. Lütfen hayatınızın daha en başındasınız. Nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Hangi işe gireceksiniz? Hangi eşle evleneceksiniz? Bu konularda öncelikle annenizle babanızla olmak üzere büyüklerinize muhakkak surette istişare edin. Yani danışın. Ne yapayım ben diye. Çünkü eğer kendi kendinize karar verirseniz %90 yanlış karar verme imkanınız olur. O yüzden güzel bir söz var. Hayatınızı yapan için. Buyurun efendim. Bitti herhalde. Vaktim bitti. Özür dilerim. Siz bitirin kelimenizi hocam. Danışın siz diyorum. Siz bitirin kelimenizi hocam. Danışın, bir de kendinizi tanıyın diyorum. Bir de çok sağ olun. Bize vakit ayırdığınız için. Üçüncüsü de söyleyeyim lütfen. Birincisi danışın, ikincisi kendinizi tanıyın, üçüncüsü de lütfen olumlu olun. Olumlu olun, olumlu olun. Ağzınıza sağlık hocam. Bir de hiç unutamadığınız bir hikayeniz varsa onu dinleyelim. Sonra bir alasmanladık dersiniz. Eğer programınız müsaitse seyretmeye devam edebilirsiniz. Yoksa çıkabiliriz hocam programdan sonra. 3.30'a kadar ben 3.30'da bir toplantım var. Onu bitirdikten sonra tekrar dönmeye çalışacağım. Anladım. Yoksa diğer... İnşallah hocam. Sağ olun. Sevdiğim büyüklerimiz. Şimdi bir güne sahayı dolaşıyorum arkadaşlar. Hastane yöneticiliğimin ilk zamanları. Sahayı dolaşıyorum sık sık. Radyoloji ünitesinin önüne geldim. Radyoloji ünitesinin önünde yani ultrason bölümünün önüne geldim ve baktım bütün herkes ayakta duruyor. Oturumumuz var. Herkes ayakta duruyor. Oradaki kızımıza hemen dedim ki ya dedim bak herkes ayakta duruyor. Niye oturtmuyorsun? Buyur etmiyorsun. Çay söylemiyorsun. Kahve söylemiyorsun. Niye oturtmuyorsun dedim. Hemen kulağıma geldi. Hocam dedi. Hepsi sıkışmış vaziyette dedi. Ultrasonu bekliyorlar. Sıkışmış vaziyette. Hepsi hiç kimse oturamıyor dedi. Benim bayağı bir şey yaptım ve gerçekten de bugün ben ultrason yaptırdım sabahleyin. O hatıra bakmayı. Tam bugün sabahleyin bir ultrason sıkışarak ultrason yaptırmak zorunda kaldım. Oturmak neye? Hemen anında insan atlamaya çalışıyor içeriye. O yüzden sahayı dolaşmak ve insanlarla beraber olmak, insanları ve çalışanları da anlamak açısından çok değerli olduğuna ait bir tecrübem vardı. Bunu paylaşayım. Hocam çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için, destek verdiğiniz için. Ben de başta Metin Bey olmak üzere değerli katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze bunları yapmak gerçekten çok önemli. Çünkü ben iletişimci olduğu için beden dilimizi gösteremiyoruz. Çünkü %55 beden dili, %35 civarında dinlemek, %8 kelimeler mesajları vermekte. Şu anda biz o %55'lik kısımda maalesef şey olmuş oluyoruz. Ben de... Türkiye Hastanesi gerçekten özellikle bahar ve yaz aylarında çok güzel mekanı olan bir yer. Açık hava her türlü konuda misafir etmeye arkadaşlarımıza her zaman için hazır olduğum bir defa daha belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar, selamlar. Çok teşekkür ederim hocam.